Herkese merhaba arkadaşlar ben Dora Bu videoda sizlere Bir değil iki değil Ve tam olarak 3 tane küpün Nasıl kalıştırabileceğini göstereceğim Bunlardan ilki Pyraminx ikincisi Skub Üçüncüsü de Megamix Arkadaşlar biliyorsunuz ki Zaten 3x3'ü ben Falan göstermiştim Yani Skyron'u falan ve bunlar e, genelde zaten 4x4, 5x5, 6x6 onun gibi daha üstleri daha 3x3'teki aynı benzer şekillerle gidiyor. Fakat bu değişik şekillerdeki yani bakın prizma pir, bir üçgen prizma bile değil yani garip bir şekil. Yani bu bir kare ama küp ama küp şeklinde dönmüyor yani normal 3x gibi. Bu da bir dodekahedron yani alt 500'lü 12 şey 5 kenarlı 1200'lü bir cisim oluyor aslında bunun adı da görmüş olduğunuz gibi aslında 3 çarpı 3'ten gayet farklı küpler bunlar. Ve bu yüzden de aynı zamanda bunların karışılış biçimleri de farklı. Şu an önünüzde her birinin bunların bir karıştırma yazıyor. Bu Megamix karıştırmasının 4 satırı normalde çok uzun oluyor bunlar. Ama genelde sürekli aynı şekilde tekrar ediyor. O yüzden buraya devamını yazmaya gerek duymadım. Şimdi ilk olarak Piramix'ten başlamak istiyorum. Evet Piramix'e geçelim. Şimdi Premix'te e, şöyle yapmamız lazım. Normalde bilirsiniz yeşil önde beyaz önde beyaz yukarıda tutulur. Ama bizde görmüş olduğunuz gibi beyaz yok ama yeşil var. Demek ilk önce şunu anlayabiliriz. Yani yeşili öne koyabiliriz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kırmızı mavi ben nasıl anlayacağım böyle? E şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. E, zaten bakın eğer buradan falan da normalde 3 x gibi gibi yapmayacaksınız yeşil mavi yan yana olmayacağı için olmaz. Şuna bakıyoruz. Beyazın karşısında yeşil vardır. Ve beyaz yukarıda yeşil vardır. Diyorum, özür dilerim. Sarı vardır. Beyaz yukarıdayken demek aşağıda sarı olması lazım. O zaman biz bir küpümüzü, piramiksimizi yeşil önde, sarı altta şeklinde kullanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi örnek karıştırma var. Şimdi ilk önce ben buraya takılmadan bir size hamleleri göstermek istiyorum. Ee, normal normal işte gibi hamlelerimiz var yine ama biraz farklı oluyor bunlar. Yine R hamlesi yani sağ taraf. R e ters. L. L e ters. Bu arada bunları öğrenmeden önce 3x3 öğrenirseniz çok rahat bir şekilde yaparsınız. Çünkü ben burada derinliğine her bir hamlenin ne olduğunu göstermiyorum. Yani R e ters. R. L. L e ters. U. U ters var. Sonra arkayı bakın B yapıyorum. Bu da B ters. Ama burada D hamlemiz ne yazık ki yok. F hamlemiz de yok. Ee, şimdi burada bunları öğrendiğimiz göre şimdi acaba bunları şu küçük uçları neyle gösteriyor diye sorabilirsiniz. Bunları biz küçük harflerle gösteriyoruz. Normalde küçük harfle 3 çarp 3'te e, geniş hamleleri kullanmak için yapıyorduk. Ama biz burada küçük hamleleri kullanmak için yapıyoruz. Şu an bu karıştırmada görebilirsiniz. Küçük U ters ve küçük R ters var. Bunlarda ne olduğunu yine aynı şekilde sadece sağ tarafta mesela küçük R Küçük R ters. Küçük L ters. Küçük L. Küçük U. Küçük U ters. Ve küçük B ve küçük B ters. Ee, şu an size bütün o, bilmeniz gereken piramitteki hamleleri gösterdim. Artık herhangi bir algoritmayı e, sadece bunlardan bakarak ezberleyebilirsiniz veya karıştırabilirsiniz bu küpünüzü. Şimdi bu, buna göre karıştıralım. Ne diyor? B diyor. Bakın öncelikle yeşil önde sarı altı tutuyorum. B. L ters. R ters sağa aşağı indirdim. L so sola aşağı indirdim. R ters sola aşağı indirdim. U yukarıyı sola çevirdim, L sola aşağı indirdim. R sağa yukarı çıkardım, B arkayı bu tarafa çevirdim, L ters solu yukarı çevirdim, U yukarıyı sola çevirdim ve şimdi normal hamlelerimiz gitti görmüş olduğunuz gibi küçük hamlelerimiz var burada ise şöyle yapıyoruz. Küç e, küçük, hamlelerde de görmüş olduğunuz gibi küçük U ters var. Küçük U ters yapıyorum. Ve küçük R ters var. Buradan da küçük R tersimizi yapıyorum. Ve burada piramiksiniz resmi olarak karıştırmış bulunuyorsunuz. Şimdi istediğiniz gibi çözebilirsiniz bunu. Şimdi bunu yanına koyalım ve Scoob'a geçelim. Scoob'da görmüş olduğunuz gibi genelde daha az hamle sayısı oluyor. Bu yüzden sizin için daha rahat. Fakat tutuşumuz biraz daha garip bundan. Çünkü biz böyle önümüzeymiş gibi tutmuyoruz. Şöyle tutuyoruz. Beyaz yukarıda, yeşil solda, kırmızı sağda tutuyoruz. Eğer böyle yeşil önde, beyaz yukarıda tutma açısını bakın. Görmüş olduğunuz gibi bakın dönmüyor 3x3 gibi. O yüzden biz böyle tutuyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hamlelerimizi yapabiliyoruz. Şimdi size yine bilmeniz gereken hamleleri göstereceğim. Sonra karıştırma yapacağız. R var. R ters. L. Ye, L ye ters. Ee, bakın U'da bu, bu tarafı çevirmiyoruz. Bakın arkadaşlar bu köşe skewb'ı karıştırırken hiçbir zaman hareket etmeyecek. Hem Bakın ne hareket ediyor etmiyor hiç görmüş olduğunuz gibi. Şimdi U şöyle oluyor. Arkaya şuraya tarafı çeviriyoruz U. Bakın hiçbir zaman burası hareket etmiyor. U ters. Şimdi de B var. B de biraz garip ama şu köşeye bakın. Aynı B normal B yönü. Sonra B ters de bu şekilde. B, B ters. Size tekrar söyleyeyim. T diye bir hamle yok. Çünkü burası hiçbir zaman hareket etmemesi lazım. Şimdi bütün öğrenmeniz gereken hamleleri öğrendiniz. Şimdi geçelim. U diyor. Yukarıyı çevirdim. L diyor. Solu çevirdim. U diyor. Tekrar çevirdim. R ters diyor. Sağa aşağı çevirdim. U diyor. Yuk yukarıyı çevirdim. R diyor. Yukarıyı sağa çevirdim. L diyor. Solu aşağı çevirdim. B diyor. Bakın garip bir B yaptım. O biraz e, garip gelebilir ama alışır, alışırsınız çok hızlı bir şekilde emin olun. Şimdi U geliyor. L terslenme yani sol yukarı ve R ters sağ aşağı. Ve görmüş olduğunuz gibi kübünüzü karıştırdınız ve yine çözebilirsiniz piramitsiniz gibi. Şimdi aralarından en karmaşık gözekan Mega Misa Şimdi bu piramikse ve sükübe e baktığınızda normal 3x3'teki hamlelere benziyor. Bakın R, B, L falan var yani. Gayet benzer. Ama bakın Megamix'e bakıyoruz. Ve ne var? Eksi, artı falan var. Ve hiçbir sadece R ve D hamleleri var. Bu çok garip gelebilir siz aslında ama Megamix çok kolay karıştırılması. Sadece e, karıştırırken yanlış karıştırma ihtimali çok yüksek oluyor. Eğer özellikle magnetiz, magnetiz olan bir küpünüz varsa. E, şimdi bu sefer yine beyaz yukarıda normal ve yine yeşil önde tutuyoruz her zamanki duruşumuz gibi. Şu yeşile karıştırmayın. Beyazın yanında olan yeşil. Önde tutuyoruz. Ve şimdi burada R ve D hamleleri var. Şimdi R hamlemiz bizim nedir arkadaşlar? Bakın. Şöyle tutuyoruz biz. Baş parmağımla işaret parmağımı şu iki taraf şu iki köşeye koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. R hamlem benim bu hamlem. Ve D hamlemse bu hamlem. Ve şöyle bir şey var eksi dediği ne oluyor? Ee, R dersi R'de eksi derse bakın. Aşağıya çeviriyoruz. D'de eksi derse sola çeviriyoruz. Yani biraz koordinat sistemine benzetebilirsiniz. Eğer D'yi x ve eee R'yi de y, y şeyi dersek çizgisi. görmüş olduğunuz gibi R'nin şey x'te sağ tarafa her zaman artı oluyor ve sol tarafta negatif oluyor. Yani ben bunu sağa çevirdiğimde artı artı yöne çevirmiş oluyorum. Sola çevirdiğimde e, negatif yöne. Yine aynı şekilde y düzlem y düzlemleri e, ne oluyor? Yukarısı artı oluyor, aşağısı eksi oluyor. Yine burada matematiksel matematiksel yöntemlerden hatırlayabilirsiniz. Ama zaten çok kolay bir şekilde alışacağınızı ümit ediyorum. Şimdi R ters yine akın aşağıya. Çünkü Y'de eksiler aşağı. Ve yukarı çevirdim. Ee, ve görmüş olduğunuz gibi Megamix'imiz bitmiş durumda. Ee, yani Megamix bitmiş olduğumuz için bitmiş durumda. Bir de şöyle bir şey var. Mesela biz sürekli böyle tutuyoruz ya. Ve bir süreden sonra bize normal U diyor. U ters diyor. Bunu ne yapıyoruz? Bunu normal tutuyoruz ve U veya U tersimizi yapıyoruz. Bu kadar kolay. Şimdi karışımımıza geçelim. Ben iki tane de eksi dediği için iki tane aşağı indiriyorum. Şimdi R eksi eksi. Bu arada hiçbir zaman tek eksi deme ihtimali yok. Veya üç eksi her zaman iki tane diyecektir. Bunu da iki, sürekli iki tane çevirmeye alışabilirsiniz. R eksi eksi aşağı iki tane, D artı artı sağ iki tane, R eksi eksi aşağı iki tane, D eksi eksi sola iki tane, R eksi eksi aşağı iki tane, D eksi eksi sola iki tane. Ee, dediğim gibi bu satıla çok fazla düşüyor, o yüzden biraz yerine yani uzun süre karıştırmak. Şimdi R artı artıya geçtik, sağ yukarı yani. D eksi eksi sola çeviriyoruz. R eksi eksi aşağı. D artı artı da sağ oluyor. Ve en son görmüş olduğunuz gibi. Bu arada hiç görmüş olduğunuz bir yani tekrar çok fazla görmüş olduğunuz gibi diyorum. Ee, bu tarafı hiçbir zaman bırakmıyorum bakın. Ve şimdi U hamlemiz geldiğinde normal bırakıp U hamlemi yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Yine parmaklarımı yerine koyuyorum. R artı artı iki kere yukarı. D eksi eksi iki kere sola. R eksi eksi iki kere aşağı. D eksi eksi iki kere sola. R eksi eksi iki kere aşağı. D artı artı iki kere sağ, R artı artı iki, kere yukarı. D artı artı iki kere sağ, R artı artı iki kere yukarı. Ve D eksi eksi iki kere sola. Ve son hamlemizde yine parmağımı buradan bıraktım ve U ters hamlemi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi şu an Mega misimiz gayet güzel bir şekilde karışım durumda. Normal şöyle teker teker karıştırmaktan çok daha hızlı sürüyor bu arada bunu karıştırmak. Onu diyeyim. Ee, şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün küplerinizi karıştırmış bulunmaktasınız. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Eğer anlamlıysanız bir yer olursa aşağıda yorumlardan bana sorunuzu sormayı unutmayın. Ee, like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.